bütün caddelerde trafik sorunu var. Felaket yani. Trafik akışı yavaş. Çorum'un her bölgesinde trafik sıkıntısı var. Genişlem olması lazım. Gazi Caddesi'nde, İnönü Caddesi'nde. Buraları ücretli yapacaklar. Trafik sorunu bence yok. Normal yani. Trafik sorunu var. Park yeri yaparak trafik sorunu çözülür. Çözüm üretsek de boşuna üretmiş oluruz. Yerler dar. Düşüncesiz bir ışık koymuşlar buraya. Bugün vatandaşlara Çorum'da trafik sorunu var mı? Varsa çözümü nasıl olur diye soruyoruz. Bence var. Yerde var artık. Araba fazla geliyor Çorum'a. Trafik sorunu var mı? Olmaz mı kızım, görmüyor musun? Her tarafta, bütün caddelerde trafik sorunu var. O yetmiyormuş gibi bir de kaldırımlara park edenler var. Yaya geçitlerini meşgul edenler var. Sakatların yerlerini işgal edenler var. Trafik çok berbat Çorum'da. İlgilenen yok, bakan yok, eden yok. Allah büyüktür. Belki bir gün düzelir. Çözüm yolu şu memlekette en az 10 tane çok katlı otopark yapması lazım. En az 10 katlı, 10 tane. Aşağı yukarı belli başlı kalabalık olan yoğun olan yerlerde, mesela Gazi Caddesi'nde olabilir. Ondan sonra Adıyaman'ın orada olabilir. Buhara'ya giderken orada olabilir. En azından bu yoğunluk olmaz. Araçlar sağlı sollu, dar yollarda dahi sağlı sollu duruyorlar. Arasından bir araç zor geçiyor. Bu da bir sıkıntı, ayrı bir sıkıntı. Düzelmesi için çok şeyler yapılır da yapan yok çok şükür. Akşam saatlerinde ahalinin önünden Osmanlı Köyü'ne kadar. Çünkü arada sırada yarım saati geçiyor. Oradan çıkmam. Yarım saati buluyor mu? Biliyor arada, akşam saatlerinde ama. Saat 5'ten 6 arası. Trafik sorunu var mı? Cadde. Caddede. Felaket yani. Çorum'da sizce trafik sıkıntısı var mı? Var. Tam olarak nerede? Her yerde. Çorum'un her bölgesinde trafik sıkıntısı var. Bunun belediyenin bir el atması lazım buna. Buraya ışık koydular mesela. Bu gereksiz buradaki ışık. Yayalara saygı yok. Çorum çok trafikte çok berbat bir yer. Çözümü belediye bilir. Bu caddede var mesela trafik sıkıntısı. Genişlem olması lazım. Değil mi? Yollarda biraz. Genişlese daha iyi olur. Ya kapatacağım oraya komple trafiğe. İnsan için daha iyi olur. Gazi Caddesi'nde, İnönü Caddesi'nde, Çorum'un her yerinde var. Her yerinde var. Ve çözülür mü? Çözülmez. Çözümü var mı? Yok. Bu ana cadde üzerinde esnaf arkadaşlar var. Aracını koyuyor. Sabah koyuyor, akşam alıyor. Vatandaş da o yüzden park edemiyor. Bazen İşte adamın işi oluyor. Çift sıra oluşturuyorlar. Nasıl bir çözüm yolu olabilir sizce? Vallahi buraları ücretli yapacaklar. Görevli koyacak başına belediye. Görevli koyacak. Paralı olacak. Çorum'da trafik sorunu bence yok. Başka illere nezayla baktığımızda biraz daha Çorum'un düzenli olduğunu düşünüyor. Çoğu vatandaş var dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok dediğimiz sebebi şu. Akaryakıt zamlarından dolayı biraz daha gevşedi. Millet 45 liraya mazot alıp da binmez yani. İki sefer ÖTV ödedikten sonra yakıt zamlı olsun. Tabii ki binmez. Yani. Bilmedikleri için kalaba değil. Yoksa şuranın kalaba olması lazım değil mi? Yok. Normal yani bizim durduğumuz yere kadar. Burada trafik sorunu var mı? Ne bileyim ben kızım araba. Baksana şu kenarlara falan var trafik sorunu. Biraz da daralmasaydı buralar daha şey oluyordu yani. Nasıl çözülür bu işte biraz bence... Genişleterek veyahut park yeri yaparak binaların altına park yeri falan yapsalar daha güzel olur. Daha trafiğimiz rahat ilerler yani. Merkez Caddede var bir kere. Çoğu yerde trafik akışı yaya kaldırımlarının çok sık olması sebebiyle çoğu yerde araba trafik akışı yavaş işliyor. O yüzden çoğu araç da yaya kaldırımlarında yol vermiyor. Memleketin küçük olması, araba sayısının çok olması Çorum'da trafik sorununu oluşturuyor maalesef. Bugüne kadar çözülmedi, çözüleceğini de düşünmüyorum. Her gelen vaatlerde bulunuyor. Başta park sorunumuz var. İnsanlar neredeyse kaldırıma park edecekler. Park sorunu var her şeyden önce. Yani yapılan park yerleri yeterli değil. Var. Çorum'da trafik sorunu da var. Trafikte yayaya yol vermeme sorunu da var. Yani saygı yok. Yollar trafiği kaldırmıyor. Özellikle yaşlılar yazık. Yaşlılar mağdur. Bizim için önemli değil de. Burası çok tehlikeli. Bir taraftan geçiş var, bir taraftan geçiş yok. Gazi Caddesi, İnönü Caddesi. Işık yandı diye sen yürüyorsun.
Bir tarafa besmele atmış da direkt araba geliyor, yani vurma ihtimali çok yüksek. Düşüncesiz bir ışık koymuşlar buraya. Ana caddede trafik sorunları var, evet. Çok kişilerin söylediklerini söyleyeyim. Ana caddenin altına şu gördüğün caddenin yani ikinci bir yol düşünülüyor. Yani insanlar bunu konuşuyor. Biz de duyuyoruz. Çözüm olur mu? Olmaz. Gazi Caddesi'nde var. Öbür tarafta var. İnönü Caddesi'nde var. Her tarafta var. Yerler dar. Sokaklar arasında hep araba dolu. Ya sokaklar genişletilecek yahut da arabaları daha bir değişik yerlere verecek. Başka türlü de kurtulamayız zaten. Nüfusa göre araba sayısı Çorum'da daha fazla. Onun için de trafik sorunu bitmez yani. Mesela hastanenin önü. Hastaneden çıkan hasta ta yukarıya çıkacak. Oraya bir köprü yapmak aklına gelmiyor. Şehir arasında şimdi şuradan git bir. Trafik adım başı trafik. Sıkışık. Boyuna gaz yakması için şey diyor, dur yavaşla git, dur yavaşla git. Bu da yanlış. Bu da hep benzin yakıyor.